noktası belki olabilirdi. 2-0'a gelse maç farklı bir boyut kazanırdı. Olmayınca evet. Galatasaray yüklendi, zorladı, zorladı ve en sonunda bir gol bularak 1-1 bitirdi. Ben önce bir atasözüyle başlayayım. Korkunun ecele faydası yok. Özür dilerim antrenörlerden, Hamza Hoca'dan da, Victor Pereira'dan da. Maç başlamadan Hamza Hoca'nın ödü kopmuş. Bu da oyunculara yansımış açıkçası. Oyunun sonunda da, yarım saat kala da, Victor Pereira'nın ödü koptu. Aman dedi, ben bir biri kalmayayım ne olursa olsun dedi. Bak, inan maçın özeti bu. Neden? Golü, Galatasaray golü attığında Hamza Hoca şöyle bir görüntü verdi. Şöyle bir görüntü verdi bak. Bunu sevinirsin. Normal. Orada basın. Ya hocam, ilk yarı boyunca kulübede kaldın. Daha sonra Galatasaray oyun üstünlüğünü ve skor üstünlüğünü, yani golü bulana kadar, golü buldu hatta, bulduktan sonra da biraz daha gelmeye başladı. Oyunda kim var? Yasin var. Sinan var. Bulut şey var. Burak. Burak var. Snyder var. Değil mi? Şimdi Fenerbahçe korkunç bir taraftar desteğiyle, görmediğimiz kadar müthiş bir baskıyla rakibi de sindirerek sert, arzulu, agresif, maçı ilk yarıda koparabilecek, evet, üstünlükte hiçbir tehdit almadan, sıfır tehditle ilk yarıyı bitirdi. 1-0 bitirdi ilk yarıyı. Galatasaray taraftar dedi ki, ya dedi, yenilelim de kardeşim, 3-0 yenilelim ama kaleye gidelim. Ben de devrede dedim ki, son 20 dakika her şeye gebe. Çünkü ben Fenerbahçe'yi çıplak gözle de seyretme şansım oldu Ajax maçında. Müthiş bir tempo. Bu Ajax maçından daha farklı atmosfer tabii, Galatasaray maçı. Tempo bir yerde duracak, antrenörün hünerleri çıkacak ortaya. A. Defansif dönecek. B. Ofansife dönecek veya aynı kurguda devam edecek. Orta saha 1-0 iken Fenerbahçe'nin, Mehmet Topal, Soza, Merileş üçlüsüyle oynadı. Maç 1-0. 3 tane defansif oyuncu. 3 tane defansif oyuncu. Bir de 100 metreyi 1 saatte koşan Fernandão'yu koydu oyuna. Van Persie'nin avantajı ne? Servis yapabilir, gezebilir. Şeju sarı kartlı, Hakan sarı kartlı. Fernandão kart gösterme şansı yok Şeju'ya ve Kendisini Hakan'a. Kendisini kart görme şansı var. Kendisini görme şansı var. Gezebilir. Dolayısıyla arkadaki oyuncular da kat edebilir kontra ataklarda, ki öyle oluyordu. Ve bire yakalanma şansın var mı? Var. Yakalandın işte. Oyuncu değişikliğinde bitti. Ne yapacaksın? Santrafor kalmadı.